Şimdi biliyorsunuz 4 aydan itibaren bebeğin cinsiyeti doktor tarafından arzu ediyorsanız söylenebiliyor. Soruyor doktor. Görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Şimdi yeni bir akım başladı. Artık yeni dönem ünlüler diyor ki dur doktor, ben Söyleme. görmek istemiyorum. Doğumda öğreneceğim. Aa, ne Şimdi güzel. kimler Annelerimizin var bu zamanına akımlarda? döndü. Evet. Tabii ki Prens Harry ve eşi bu akımın en önemli ayağı oldu. Onlar bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrendiler. Meghan'la ikisi. O yüzden onlarla beraber de bu trend bayağı ivmelendi. Bizden de benzer isimler var. Kimmiş? Yine bakınız Azra Akın Akın ve ve eşi evet. zaten muhteşem bir evlilik yaptılar. Tam bir aşk Atakan evliliği. Koru'yla öyle bir karar vermişler. Ve oğulları Demir'i bir erkek evlat sahibi olduklarını yine Doğum tam doğum esnasında. esnasında Ne güzel, öğrenmişler. annelerimizinki gibi değil mi? Tabii. Doğurlarken onlar Normalde bilmezlermiş. cinsiyet partisi yapılıyor biliyorsunuz. Ay, Ay yine onu hiç açma. sevmiyorum. O Yine bak cinsiyet sakin, partisi sakin. yapılıyor biliyorsunuz. O Balon baby shower'dan da saçma patlatılıyor. bence. Balon Bence de. patlatılıyor. İşte kız mı erkek mi neyse çıkıyor orada. Evet, bir isim daha var yine. Müge Boz ve Caner Erdeniz. Onlar da 5 aylık şu anda hamile Müge Boz. Bebeğimizin cinsiyeti henüz belli değil. Caner'le karar aldık. Doğana kadar öğrenmeyeceğiz. Sürpriz olsun demiş. Doğru. Bu da hamile kalıp evlendi galiba, değil mi? Öyle. Evet. Yani evet 1,5 aylık hamileydi Hamileydi evlenme evlendiğinde. Öyle de kararı. bir video çekti. Şimdi Benden şöyle diyor de istiyorum yazıyorlar diye. bak, tabii diyor öğrenmezler, para olunca öğrenmiyorlar. Ama normalde biz vatandaşlar olarak, halk olarak cinsiyeti mecbur öğreniyoruz ki Neden? taksit taksit Ne alışveriş alacağız tabii. yapıyoruz, taksitle bir şeyler ödüyoruz, Ortaya odayı karışık bir renk al. hazırlıyoruz. Mesela odayı beyaz alın, mavi Yani. ya da pembe almayın ama herkes de heves ediyor. O da doğru, başka bir açı yani. Biz taksit ödüyoruz çocuk doğana Ben kadar. Güney'e mesela doğduğunda portakal rengi tulum giydirdim. Ya Çöbeler olsun. olabilir. Neden? Evet, hiç yani klasik bir şey yapmak istemedim. Sonra da anneme ısrarla bana çabuk siyah tulum bul, lacivert tulum bul ve kırmızı tulum bul dedim. Görevler verdim ona. Değişik olsun istedim. Şimdiki Rütbeye de anneler yerine. öyle. Çocuklar hep siyah falan giyiyor yani. Hiç öyle düşündüğünüz gibi değil. Çok Gerçekten. değişik Yani tulumlar böyle var. isteyen de var, Bir istemeyen de önemli var. isim daha var. Daha yeni hamilelik haberini verdi. Oldukça da ünlü bir isim. Buyurunuz. İşte bu çift de doğumda öğrenecek. Çok Bebeğini. güzel. Hadi Hadi bakalım. bakalım. O da bir aslında 9 ay değil mi? Böyle işte kız mı erkek mi İşte falan. tevekkül Tatlı bir ettin. telaş. Hem öyle hem de birazcık da tevekkül ettin. En sevdiğim. Bravo, senin en Değil mi? sevdiğin. Aslında doğru. Tabii Tevekkül inşallah ettiğin bir şey. kuşlar uçurmaz. Sonuçta o doktora beraber gider. Doktor biliyor. Doktora çünkü yanındakiler soruyor. Ben bir arkadaşımla gitsem hemen söylerim. Evet. Söyledim mesela. Al Bekleyemedim işte. akşama kadar. Ay, ne yapayım? Öğrensinler istedim. Ben öğrendiysem onlar da Kendi öğrensin. de ne yapıyor mesela o jinekolojik şeyde muayenede? Gözlerini mi kapatıyorlar bakmamak için? Çünkü Hayatım kocaman bir tane zaten ekran var, o orada ne çok olduğunu enteresan yani senin o şeyden anlaman çocuğun zor. her şeyini seçmen mümkün olmuyor. Biraz garip bir görüntü. Uzaylıya bakıyorsun gibi oluyorsun yani hani. Şeyde de Zahide Yetiş'te de Müge Anlı biliyordu değil mi bir tek cinsiyeti? Cinsiyet Partisi'ni Müge Anlı yapmıştı. Evet Evet. doğru. Zahide'ninkini de Müge Anlı biliyordu. Cinsiyet Partisi yapmıştık. Onunkinin de balonunu Eskiden Müge şöyle bir patlattı. şey yaparlardı. Muhtemelen sizin ailede de vardır. Hamile kadın bir koltuğa oturturulurdu. O koltuğun altına da bir tanesine makas, bir tanesine de bıçak konurdu. Ve ama kadın bilmezdi onun Nereye nereye oturursa. oturursa o olurdu diye. Aslında bir çeşit bizde de bir belirleme Ben yöntemi şunu varmış biliyorum. ama Ye yapısından tatlıyı, doğru anlıyorlar. hakkıyı. Ye ekşiyi, doğru her Doğru. şeyi. Evet, Doğru. o çok doğru. Ben hiç tatlı yemeyen kadın durduk yere 2-3 Tatlı ay yedin sürekli mi? kazan dibinde. Harize Öyle gibi bir çocuk derler. doğurdun. Maşallah. Maşallah. Genelde erkek oldum evet böyle sivri olur. Kız oldum yayılıyor derler. Bir de erkek oldu mu değil mi? Anne güzelleşiyor galiba. Evet, Ondan anne. da Değil mi? bilirler. Kız oldu mu annenin güzelliğini alır derler. Evet, demek ki Yani o merak konusu eskiden de varmış. O makasla bıçağı şimdi düşününce ben. tabii canım yani. Evet. Bir de eskiden erkek adamın oğlu olur der. Bütün babalar biliyorsunuz erkek çocuk beklermiş mesela. Ama cinsiyet erkekten geçiyor biliyorsun yani. Bunu da herkes bilsin buradan bir kere Tabii. daha söyleyelim. Kadınları suçluyorlar ya erkek doğuramadın diye. Tamamen erkekten geçiyor. Cinsiyet tamamen erkekten geçer. Bizim Çok basit bir zamanımızda öyle bir şey şey. diyor Doktorlar, sen diyor herhangi bir tarlaya soğan ekersen patates çıkar mı? Çıkmaz. çıkmaz. Patates Aa. ekersen patates, soğan ekersen soğan. Aa, o Bu kadar kadar basit bir net. mantığı var Çok yani. basit bir Aa. mantığı var, Yani doğru. hiçbir şart altında
kadının dahli olmuyor cinsiyetin oluşumunda. Evet, o yüzden kadınları suçluyorlar. Buradan da bir kez daha söyleyelim. Erkekten geliyor. Onu da bilelim. Buradan da bana lütfen. Bana erkek doğuramadın diye kızıyorlar ya erkekler. Ya çok fazla hala aslında var. Sen yapamadığın için erkek olmuyor. Gerçi bizim için cinsiyetin hiçbir önemi yok da. Sağlıklı olsun, güzel olsun değil mi? Göbeğine karabiber dök, çilli olsun derlermiş mesela eskiden. Ne enteresan şeyler var canım, değil mi? Canım bir şey çekerse de mutlaka ye, doğum lekesi olarak çocukta kalır derler. Tabii bazılarında vardır. Ama doğum lekesinin başın alnında falan çıkanı da var. Siz gene de öyle bir şey, benim bir tane arkadaşım var, nobrusunda böyle kocaman yani. Öyle derler mesela, çilek aşermiş, yiyememiş, çok içlenmiş, çocukta çilek lekesi çıkar. Tırtıklayıp çaldığında mesela. Çaldığını bilirim ben de. Evet, bir şey alırsın. Erik bahçesinden geçerken haber vermedin diyelim sahibine. Eli yürütüp yersen hamile şeklinde al, o erik şuradan çıkmayı ihtimali evet, yüksek. Evet, doğru. Her şeyi doğru biliyoruz. Helal olsun bize. Bizim de bilmediğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bilmediğimiz maşallah. Hiçbir şey yok maşallah. Gerçekten. Maşallah. Maşallah. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Dört vakit, beş vakit namaz diyeceğim, onu da biliyoruz. Onu da biliyorsunuz.